Kır Mahalle 2. Asılık İlkokulu'nun bahçesindeyiz ve arkamda gördüğünüz gibi tatlı bir telaş var. Çünkü bugün 2 gün sürecek olan kermes, okul bahçesinin daha iyi ve daha güzel bir şekilde dönüştürülebilmesi için okul encümen heyeti ve öğrenci velilerinin öncülüğünde 2 günlük düzenlenen kermes bugün başladı. Bugün cumartesi günündeyiz ve tabii burada aslında baktığınız zaman çok çeşitler var. Yani yiyecek çeşitlerinden tutun da giyecek çeşitlerine birçok iş adamının katkısı da oldu buraya. Tabii katkı sağlayanlardan birisi de şu anda elinde gördüğünüz bir kitap var ki sanatseverler zaten kitabın kime ait olduğunu belki de fark ettiler ama ben hemen söyleyeyim, Sayın Bildan Serdar Hanım'a ait bir kitap bu. Bu kitap da arkadaşlar Sayın yazarımız tarafından burada standta satılıyor ve elde edilecek olan gelir de burada kermese bağışlanacak. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü zaten yazarımız Bildan Hanım burada ve gördüğünüz gibi böyle hemen standı gösterebilirsek bu şekilde kendisi de şu anda zaten bir satış gerçekleştiriyor. Ben burada bir şey bahsetmek istiyorum ben. Hemen böyle kitapları da alalım. İmza attığı esnada görüntüyü alalım bize. Bu şekilde. Ve bununla birlikte ben yine elimde de bir davetiye var değerli izleyiciler. Bu davetiyede de aşk ve göç başlığı yer alıyor. Ve şöyle deniliyor. Aşk ve göç isimli hemen göstereyim. Eserimin tanıtımı ve imza gününe teşrifleriniz bizi mutlu edecektir. Saygılarımla Bildan Serdar. Bildan Hanım'ın yeni bir kitabı var. Ve bu kitapla da ilgili hem kermese yapmış olduğu katkı hem de bu tanıtım kitapla ilgili olan bilgileri kendisinden almak için ben hemen böyle Bildan Hanım'a yaklaşıyorum ve öncelikle kolay gelsin diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben burada oğlum okuyor. Buranın devletlerinde öncelikle kitaplarınızla kermese sağladığınız katkıdan dolayı sizi canı gönülden tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Böyle başlayayım ben. Şimdi sabahsız geceler aslında bu çok konuşuldu. Gerçekten çünkü Batı Trakya'da sanatçı ya da yazar nitelikteki kaliteli elemanlarımız maalesef az. Keşke şu olabilseydiler. Bunlardan birisi de Bildan Serdar'dır. Ve şu anda da elinde size ait olan kitabı tutuyorum ama bir de bir davetiye de tutuyorum. Dilersen kermese yaptığınız katkıdan biraz bahsedelim mi? Akabinde de izleyicilere de tanıtılacak olan kitaptan da biraz bilgi verelim. Neler söylemek istersiniz? Ben bu mahallede doğdum. Bu sokaklarda büyüdüm. Bu okulda koştum, düştüm, oynadım, güldüm. Burada çok tatlı hatıralarım var. Bu benim için büyük bir şeref. Yani duygularımı böyle ifade etmekte zorlanıyorum. Çünkü gerçekten çok mutluyum bugün. Okudum. Çocukluk yıllarına mı döndünüz? Evet, böyle bir şey söylüyorum ben size çünkü. Sıralarında okudum, okulumun kendisine katılıyorum ve kitaplarımı aşıyorum. Gerçekten anlatılmaz bir sevinç. Burada bizi bir arkada çok eski olduğunu, Horasan Erli'nden olduğunu zannettiğimiz bir yatırımız var. Evet, evet. Yarenlerden olduğunu düşünüyorum ben. Hatta biz çocukluğumuzda onun üzerinde oynar zıplardık. Büyüklerimizin de haberleri olmadığı için biz oynamazlardık bu konuda. Bir de onun manevi gücünü hissediyorum arkamda. Çok güzel. Gördüğünüz gibi halkımız, bayanlarımız gerçekten çok yardımsever. Yani böyle bir şey olunca gönüllü çalışıyorlar. Günler öncesinden hubalı bir çalışmaya gidiyorlar ve tatlılar, kuzular, işte el işleri. Aynı zamanda giyecekler de yine keza. Tabii. Diğer statlarda da giyecek işlerinde yer aldı. Ve yorgun olarak cani gönülden katılıyorlar. Herkes çok mutlu, ben öyle görüyorum. Cıvıl cıvıl bir ortam. Siz de ben de bir yazarım nasıl katkı sağlayabilirim eski okuluma. Evet. Düşüncesiyle kitaplarınızı bağışladınız burada. Şu anda satmış olduğunuz kitaplardan da elde ettiğiniz geliri de kesinlikle, buraya bağışlayacaksınız. Kesinlikle tamamen kitapların geliri okuluma bağışlanacak. Çok güzel, çok güzel. Peki şunu da sorayım. Haberi aldığım zaman çok sevindim yani. Böyle bir teklif bana geldiği zaman uykularımı verdim yani. Ama zaten siz konuşurken de yüzünüzdeki ifade de onu gösteriyor zaten. Peki Can Hanım şimdi
Çalışmalarınızdan da biraz bahsedelim benim çok kısa. Çünkü davetiye var elimde az önce de ifade ettiğim gibi. Bir kitap tanıtımı gibi. Çalışmalarınız ne durumda? İnsanın hayalleri gün geliyor gerçek oluyor. Yani herkesin gönlünde ne varsa gerçek olmasını biliyorum. Benim de böyle bir hayalim vardı. Üniversite bitirmiş biri değilim. Fakat kitapları olan sevdam çok büyük. Küçük yaşta evlendim. Buna rağmen kitaplardan ve kitaplıklardan hiç korkmadım. Sürekli okudum. Kendimi geliştirdim. Bunu yazalı bir 4 yıl falan oluyor zaten. Uzun sürdü bu araştırma. Gazilerle görüştük. İkinci Dünya Savaşı gazileriyle görüştük. Bayağı bir kapsamlı bir çalışma oldu. Aradan yıllar geçti. Yayın evinden aldığım Nesil Yayınları'nda yayınlandı Türkiye'de bu kitap. Sabahsız Gece ismiyle. Yayın evinden bana lektür geldi. Kitap yazar mısın? Yazar mısın diye. Böylece bu işin Allah izniyle koyuldu. Bu çok meşhur bir Balkan Savaşı hatırasıdır. Balkan Savaşı fotoğraflarını eğer izlediyseniz bu çok şey bir resimdir, acıklı bir resimdir. Elhamdülillah 2 yıllık bir çalışma sonucunda da bu eser ortaya çıktı. Harikasınız. Ve şimdi tanıtımını yapacaksınız. Peki şunu da söyleyelim. Biz değerli dinleyenler, tarih olarak 19-10-2016 tarihinde saat 16.30'da ve Bihlinder Salonu'nda Gümüşhane'de, şöyle de daha detaylı olarak da söylemek gerekirse, Çiçekçi Müzesi'nin yanı mobilyacı Ömerler'in eski yerinde tanıtımı gerçekleştirecek. Kitap severlere duyurulur. Hemen şöyle de verelim. Ve tabii burada şimdi kitabı satın almak isteyenleri de fazla beklettirmek doğru olmaz. Bilal Hanım, size çok teşekkür ediyoruz biz. Ve kolaylıklar dileyerek sanat ruhunuzda, kaleminize Allah güç kuvvet versin diyerek başka yeni yeni kitaplarına da yeniden buluşmak ümidiyle diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. O zaman şöyle ben de hemen bu kitabı sizlere imzalatmak istiyorum. Elinize kaleminize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyiciler, çok güzel bir haber ya da bir görüntü oldu diyebilirim. Çünkü hakikaten Kerem Sen işte aslında tam da bunu ortaya koyuyor. Yani sanatçısını, efendime söyleyeyim çiftçisini, doktorunu, avukatını hepsini bir araya getiren ve bir bütünlük oluşmasına vesile olan güzel etkinliklerdir bunlar. Bu kermesin Kırı Mahalle 2. Azınlık ilk okuluna güzel bir katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur. Çünkü yoğun, sizin de arkada gördüğünüz gibi çok çok güzel. İnşallah istenilen hedefe ulaşır diyerek son bir görüntü